İnsanı hafife alma sebeplerinden bir tanesi en temel mesele budur. Şirktir. İnsan hafife alındı mı ondan sonra sömürülmeye açık hale gelir. İki, başka ne olabilir? Yani insanların sömürüye, insanları açık hale getiren şeylerden bir tanesi. İnsanları zayıf bırakmak. Öyle değil mi? Nasıl zayıf bırakıyorlar insanları peki? İşte Kasas suresinin girişinde Allah Firavun üzerinden örnek veriyor. İnsanları gruplara bölmek ve aralarında var olan ihtilafları sürekli bir şekilde körüleyip canlı tutmak. Yani toplumun bir bütün haline gelip kendilerine yönelen zulmü def etmesine engel olabilmek için bir onları bölmek, iki aradaki ihtilafları sürekli kaşımak, sürekli kazımak. Mesela Türkiye'de yıllardır vardır, Alevi-Sünni vardır. Ne Alevi niye Alevi olduğunu bilir, ne Sünni niye Sünni olduğunu bilir. Ama Sünni der Alevi'den koku geliyor, Alevi der Sünniler düşmandır, Sivas'ta bizi yaktılar. E ne alaka yani? Hani sorsan, otursan otur, anlat bakalım bana Sivas'ta kim sizi yaktı desen, öyle sana bakacak, o da ne duymuşsa onu söyleyecek. Ee, Sünni'ye sorsan desen Alevi'den niye koku geliyor kardeşim? Bilakis Aleviler Türkiye'nin en elit tabakasıdırlar, en fazla bakımlı olan insanlar Alevilerdir. Ne diye Alevilerden koku gelsin desen, öyle durup sana bakıyor adam. Öyle söylendiği için adam Alevi'den koku geldiğine, inanıyor Bunu kim yaymış peki? Bunu tağutlar yaymış. İnsanları bir defa ikiye bölmüşler. Alevi, Sünni diye insanları bölmüşler. Sonra Kürt, Türk diye insanları bölmüşler. Yani yıllardır bir grup insan diyor ki en iyi Kürt ölü Kürttür. Bir grup insan da diyor ki Türk değil mi? Yani yamyamdır, işte barbardır. Kürtçe söylüyorlar bunu. Fakat gitsen ona sorsan desen ki sen ne, nereden bu kanaate vardın yani? Türkler niye barbardır desen? sana bön, bön bakacak. dese ki mesela işte insanları öldürüyorlar. E senin Kürtlerin de insanları öldürüyorlar. Bizim bir akrabamız öyle demişti bana. Türkler barbardır demişti. Ben demiştim Türkler niye barbardır? Demişti insanları öldürüyor. Asker insanı öldürüyor görmüyor musun? E demiştim asker 30 bin tane adam öldürdüyse PKK bugüne kadar 100 bin tane adam öldürdü. Eğer barbarlık adam öldürmekle ölçülüyorsa Kürtler Türklerden daha barbardır o zaman. Senin mantığına göre. Şeye sor. Türkiye sor. En iyi Kürt niye ölü Kürttür? Yani ne gördün sen Kürtlerden bugüne kadar da en iyi Kürt ölü Kürt, bilmiyor. Öyle bir propagandaya maruz maruz kalmış ve bu şekilde bu şekilde inanıyor. Aslında bunu besleyen tağutlardır. Çünkü ülkeyi neredeyse bununla 20 milyon 50 milyon diye ikiye bölmüşlerdir. Yani 20 milyon az bir sayı değildir ülkenin içerisinden koparılan. Mesela işçi memurdan nefret eder, memur işçiden nefret eder. Gidip sorsanız diyor ki adam e, ee, ben diyor bir işte karayollarında çalışıyordum. Bana çay getiren işçi benden daha fazla maaş alıyordu. Ya işçinin ne suçu var? Ana hükümetinin, ana hükümetinin siyasetidir. Yani işçi ne yapsın? İşçiye asgari ücret verseler, asgari ücret alıyor. Memur maaşı verseler, ma memur maaşı alıyor. Yani bunun işçiyle ne tür... Ana hükümetine düşman olsana. Yani düşmanlık besleyeceksen, bu yanlış siyaseti güden adamlara düşmanlık yapsana yok. O bırakmış Mesut Yılmaz'ı şeye düşmanlık yapıyor. Gariban işçiye düşmanlık yapıyor. Bunlar hepsi planlı, programlı bir şekilde insanlar arasında körüklenen şeylerdir. Bölündükçe insanlar zayıflar. Zayıfladıkça insanlar sömürüye, sömürüye müsait hale gelirler.